kişi kendi isteğiyle herhangi bir göç yapıyorsa, yani başka bir ülkeye veya bir şey başka bir yere yerleşiyorsa, tabii diğeri kadar stres faktörleri fazla olmayabilir. Ancak bu durumda da bu kültürel değişimin yine bu ayrımcılığa uğrama durumlarıyla karşılaşabileceği için bu durumlarda da ruhsal hastalıkların görülme ihtimali veya riski artıyor mu? Kesinlikle artıyor. Yani şöyle, tabii ki bir kişinin kendi isteğiyle mi yoksa zorla mı göç kararı almış olduğu çok belirliyor. Burada asıl belirleyici olan şey o göç hareketi için hazırlık yapıp yapmadığı. Şimdi bir savaş ortamında çatışmalar başladığında insanlar canını kurtarmak için bütün her şeyini bırakıp kaçabiliyorlar mesela. Hiçbir hazırlık yok. Sadece pasaport ve bir sırt çantasıyla evlerini terk eden insanlar oldu. Hani burada hiçbir hazırlık olmadığı için çok ani, çok beklenmedik ve hiçbir hazırlık yok. Dolayısıyla ruh sağlığını çok ciddi şekilde bozuyor. Ha, kendi isteğiyle yer değiştiren, kendi isteğiyle göç eden ve hazırlık yapabilen kişi etkilenmiyor mu? O da etkileniyor. Ama daha az etkileniyor, çok daha az etkileniyor diğerine göre.